teşekkür ederiz sevgili başkanım. Ben de bir şey söyleyeyim. Bağımsızlara hoş geldiniz diyeyim o zaman Masum Hoca'ya da. Tabii onu nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Kariyerini saymak çok mümkün değil. Başkanım da söylediği gibi herhangi bir şey söylemeden sadece başkan adayımız, TÜRMÜK başkan adayımız Sayın Masum Türker. Buyurun. Aslında sizler gibi
Ben de çağdaşım, demokratım. Şu anda siz de çağdaşsınız, demokratsınız. Zaten siz çağdaş ve demokrat kimliğinize aykırı bir kimlik biçilmeye başladığı için itiraz edip dışarı çıktınız. Yoksa siz çağdaşlıktan vazgeçmediniz. Siz demokratlıktan vazgeçmediniz. Ben de aynı şekilde o gün çağdaşım, sosyal demokratım ve adayım dediğim gün beni çağdaş demokratlar, sizler, diğer gruplar ve meslekte birlikte almıştı. Niye? Çünkü gerçekten mesleğin, hepimizin mesleği olma ihtiyacı var. Kutuplaştırmaya, ayrışmaya son vermenin ihtiyacı var. Bu ihtiyaç bilindiği için sizler ayrılırken sizi hainlikle suçladılar. Sizi şucu bucu dediler. 8 yıldır yönetim kurulunda başkan yardımcısı görevi alan, daha evvel de grubun yürütme sekreterini yürüten kişiye bile siyasal vasıflar yüklemeye çalıştılar. Bu ne demektir? O zaman siz herkesi alıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz, işiniz bittiği zaman bu yanlış adamdır diye suçluyorsunuz. Halbuki işçi işveren ilişkisinde bile hukuk daima işçiden yanadır. Hukuk daima emek verenden yanadır. O zaman emek verenin günü geldiği zaman devre dışı kaldığında suçlanacak yerine bir de bakalım bu emeği sömürenler ne yapmış? İşte sizin bugün burada beraber olmanız, benim de size gelip hitap etmeme neden olan şey başlangıçta iyi niyetle hepimizin alın teri dökerek, hepimizin emek vererek, büyüttüğümüz ve adına çağdaş demokrat yapı dediğimiz yapının artık çağdaşlıktan, demokratlıktan uzaklaşarak, mesleğe de zarar vererek yürümesine biz karşı çıkıyoruz. Sizler aslında makam için, sizler aslında bir şey talep etmek için ayrılmadınız. Sizlerin birinci ayrılma nedeniniz, o güne kadar, 92 yılından bugüne kadar meslek mensuplarımıza verilmiş olan denetim olgusunu ayağınıza gelmişken yok edilmesinde karşı çıktınız. Şimdi ben size söyleyeyim. Hani çıkıp diyorlar ya, ben gençler almadan ruhsat almayacağım diyenler, biliyor musunuz bağımsız denetim eğitimini devam etmeden almışlar. Bu kayıtlar Kamu Gözetim Kurumu'nda var. Çünkü her üniversite eğitime devam edenleri Kamu Gözetim Kurumu'na bildiriyor. O dönem sonunda bildiriyor. Bir de devam yoklamalarını gönderiyor. Şimdi bu kişiler neden bunu yapıyorlar? Niçin bu yola gidiyorlar? Çünkü sizi mesleğin kurulduğu günden bu yana ofis muhasebeciliğine mahkum etmek istiyorlar. Ne demek ofis muhasebeciliği? Bünyesinde yüksek maaş verip bir muhasebe müdürü istihdam etmeyenlerin işlerini daha düşük bir ücretle size outsourcing, yani dışarıdan hizmet satın alma, yani piyasadaki adıyla taşeron olarak verdiği muhasebeciliğe mahkum etmek. Ve bu arada sizin tuttuğunuz defterlerin sayısı kadar, bilanço esası için söylüyorum, içeride bağımlı dediğimiz, aslında ruhsatı da olmayanların yürüttüğü bu işleri bizim ruhsat almış arkadaşlarımızın hiçbirisinin dahli olmuyor. Bunların dahli nasıl olacak? Ya müşavirlik hizmeti satacaklar ya da denetim yapacaklar. İşte değerli arkadaşlar, bu işlerden uzaklaştırıldığınız için, bu işlerin yalnız bu mesleği sömürenlerin önüne atıldığı için öyle baskı uygulandı ki siz bu yapının tamamını görmeden itiraz ettiniz. Bağımsız Mali Müşavirler Grubu bir isyanın ürünü değildir. Bağımsız Mali Müşavirler Grubu
bir itirazın ürünüdür. Beraber emek verdikleri değerin yanlış kullanılmasına itiraz ediyorsunuz. Ben de sizden biriyim. Hatta biraz daha farklıyım sizden. Türkiye'de Çağdaş Demokratlar grubunun oluşturulmasına öncülük eden ilk birkaç kişiden biriyim. Biz büyük bir yarışta girdik 92'de. Sonra 2006 yılı hariç asla kimse yeni bir liste çıkarma ihtiyacı hissetmedi. Hatta 2008 yılında buldukları aday taban tarafından kabul edilmeyince zorunlu olarak tabanın tanıdığı bir kişi olduğu için ve gezme, tabana gitme zamanı olmadığı için beni genel başkan aday olmak üzere arayıp teklif ettikten sonra o tarihte de Turbok'ta nispi temsil geçerli olmasına rağmen bir evvelki seçimde de bir üye çıkaracak kadar oy alındığı halde 2300 oyun 2200'e yakın alıp genel başkan oldu. Neden? Çünkü benim yönetimimde Çağdaş Demokratların ilk kurulduğu günkü anlayışta sizin severek emek verdiğiniz anlayışta biz yoktu, hepimiz vardı. Onun için herkes diyordu ki siyasal olarak farklı düşünüyor. Hayata bakışım ayrı. Muhasebeci olarak hizmet verdiğim yer daha farklı yerler. Bazıları küçük yerlerde çok yalnız işletme defteri tuttular. Bilanço esasına tabi defteri bile olmayanlar benim hakkım yukarıda korunuyor dediler. Ama 2010 yılında bu yana dikkat edin, sizin itirazınızın haklılığını çıkaran bir kutuplaşmayla karşı karşıya geldik. Meslek hiç hedef gösterilmedi son yıllarda. Hep cumhuriyeti kaybedeceğiz. Hep cumhuriyetin kalesi tek burası kaldı. Burayı koruyalım diyorlar. E şimdi Cumhurbaşkanı da, onun partisinin mensupları da cumhuriyeti koruyorlar. O zaman kime karşı koruyacağız cumhuriyeti? Söyleyeyim size. Şu anda Çağdaş Demokrat grubu yönetenlere karşı.